Mersin Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar'ın otomobili evinin önünde park halindeyken kundaklandı. Olayın Sinan Ateş cinayetinin odağındaki Mersin Ülkü Ocakları'na yönelik bir misilleme olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Mersin Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar'ın otomobili evinin önünde park halindeyken kundaklandı. Olay sabaha karşı 03 sıralarında Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Satar'a ait otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Otomobil Satar'ın evinin önünde park halindeyken kundaklandı. Araçta zaman zaman patlama yaşanması paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta yapılan ilk incelemede kundaklama bulgularına ulaşıldı. Mersin Ülkü Ocakları 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelmişti. Suikastla ilgili iddiaların odağında yer almıştı. İddiaya göre Ateş'in görevden alınması sürecinde Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'in söz konusu karara karşı çıktığı, ardından görevden alındığı belirtiliyor. Ünel görevden alınınca Ünel'in cezalandırılmasını isteyen bazı kişiler Adana'dan Mersin'e gitti. Söz konusu kişiler tarafından saldırıya uğrayan Ünel silahını kullandı. Olay sonrası Emrullah Kaplan isimli ülkücü hayatını kaybetti. Ateş suikastının Emrullah Kaplan'ın ölümüne karşı bir misilleme olduğu iddia ediliyor. Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar'ın aracının kundaklanması olayında Ateş suikastı ile ilgili bir bağlantı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Polisin olaya ilişkin inceleme ve araştırması sürüyor.